Selam, ben Kaan Çökten. Bu hafta sonu Pittsburgh Pro vardı. İlk olarak men's fizik kategorisinin şampiyonu Sadık Hadzovic ile başlayalım. Sadık bildiğiniz gibi men's fizik kategorisinin ilk süperstarlarından biri ve kendisinin 3 senelik bir aradan sonra podyuma geri döneceğini zaten ayrı bir video ile duyurmuştum birkaç hafta önce. Ama kendisi New York Pro'da döneceğini duyurmuştu. Pittsburgh Pro'nun katılımcı listesinde de adı yoktu. Yani aslında son dakika sürpriz bir katılım oldu ve Sadık yarışmayı kazandı. Ben Sadık'ın bu yarışmaya getirdiği fizikten gerçekten çok etkilendim. Hacim, genişlik, kondisyon, bütün bölgelerin birbiriyle orantısı, sağın ve solun simetrik görüntüsü, boyası, rengi gerçekten hepsi kusursuzdu. Çok profesyonel bir görüntüsü vardı. Az sonra videoda da göreceksiniz. Poz rutini de gerçekten çok etkileyici gözüküyordu. NPC News Online'ın yayınladığı ilk kolaj fotoğraflarına baktığımda da zaten ilk olarak Sadık Hadzovic gözüme çarpıyordu. Ben açıkçası açık ara çok tartışmasız bir galibiyet alacağını düşünmüştüm. Ama skor kartlarına baktığım zaman hakemlerin benimle aynı fikirde olmadığını gördüm. Sadık Hadzovic'in ikinci ile arasında sadece bir puan fark olduğunu görüp şaşırdım. Şimdiye kadar 100'e yakın vücutçu biyografisi hazırladım ve bunları izlediyseniz fark etmişsinizdir ki vücut geliştirme tarihi başarısız, hayal kırıklığı yaratan geri dönüşlerle doludur. Sadık Hadzovic'in en son yarışması 2019 Arnold Classic'ti ve burada 6. olmuştu. 3 senelik vücut geliştirme için çok uzun sayılabilecek bir aradan sonra tekrar yarışma kafasına girebilmek, bu hazırlık sürecini atlatabilmek ve bence şimdiye kadarki kariyerinin en iyi fiziğiyle geri dönüp ilk denemede yarışma kazanabilmek çok büyük bir başarı. O yüzden Sadık Hadzovic'i gerçekten ekstra takdir ettim. Şimdi kendisi New York Pro'da da yarışacak muhtemelen 21 Mayıs'ta 2 hafta sonra. Eğer onu kazanırsa da Mr. Olympia için gerçekten iyi bir ivme yakalamış olacak. Sadık Hadzovic bildiğiniz gibi eski bir Arnold Classic şampiyonu ve daha önce yanlış hatırlamıyorsam 2 kez Men's Fizik Olimpiyada ikincilik elde etmiş. Çok kariyerli bir sporcu. Bakalım bu sene Mr. Olympia'da kendisini hakemler nereye yerleştirecek? Bakalım tekrar ilk üçü zorlayabilecek mi? Men's fizik kategorisinin çok büyük bir takipçisi olmamakla beraber işte bu tarz hikayeler bende de gerçekten büyük merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmanın ikincisi Mark Robinson isimli bu sporcu oldu. Pittsburgh Pro Mark'ın sadece ikinci profesyonel yarışması ve daha ikinci yarışmasında Sadık Hadzovic gibi bir efsanenin sadece bir puan arkasında ikinci olmuş olması zaten parlak bir kariyerinin olacağının garantisi bence. Yarışmanın üçüncüsü ise soyadını telaffuz edemediğim Jason isimli bu sporcu oldu. Ben Jason'ı bugüne kadar tanımıyordum. Ama meğerse kendisi IFBB Pro Lig'de şimdiye kadar toplam 3 şampiyonluk kazanmış. 2 kez de Men's Fizik Olimpiyada yarışmış tecrübeli bir sporcuymuş. Men's Fizik dosyasını kapatmadan önce son videomun konularından biri olan Türk IFBB Pro Burak King'in Pittsburgh Pro'daki performansından da bahsetmek istiyorum. Bu Burak'ın ikinci pro şovuydu. İlk pro şovu ise 2020 Chicago Pro'ydu ve orada ilk 15'e daha girememişti. Burak bu yarışmada büyük bir sıçrama gerçekleştirdi ve 20'den fazla katılımcının olduğu oldukça zorlu bir organizasyonda 8.lik elde etti. Burak'a bu yükselişinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarında da başarılar diliyorum. Kendisini dikkatle takipteyim. Son zamanlarda klasik fizik kategorisinde Alman sporcuların bir yükselişi söz konusu. Eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Sadece 2021 klasik fizik olimpiyada ilk 10'da 2 tane sporcuları vardı. 4. Urs Kalecinski, 7. Mike Summerfield olmuştu. İşte bu isimlerin arasına artık yeni biri daha ekleniyor. Alexander Westermeier henüz ilk pro şovunda şampiyon olmayı başardı ve adını 2022 Mr. Olympia katılımcı listesine yazdırmayı başardı. Kendisinin koçluğunu da zaten Alman vücut geliştirme efsanesi Dennis Wolf üstleniyor. Henüz yolun başında olmasına rağmen bence Alexander'ın çok estetik, çok komple bir fiziği var ve biraz daha triceps hacmine ihtiyacı olması dışında ben hiçbir eksikliği göremedim. Hatta meslektaşları Urs ve Mike'a göre bir kendisinin bir avantajı da var. Bu iki sporcunun da en zayıf pozu arkadan çift biceps ve bu konuda ciddi çalışmaya ihtiyaçları var. Biliyorsunuz vücut geliştirmede klişe bir laf vardır. Yarışma arkadan kazanılır diye. İşte arkadan çift biceps pozunda
Alexander Westermeier bence çok güçlü. Hatta fotoğraflara baktığımda en iyi pozu bu diyebiliriz. Zaten sırtındaki kalça ve arka bacağındaki gelişim ve detay gördüğünüz gibi muazzam. Ama bu pozda benim en çok dikkatimi çeken kol kasları arasındaki derin ayrım ve bu bölgedeki detay oldu. Hatta bu görüntü bana biraz Arnold'u hatırlattı. Zaten soydaşlar, biri Alman, biri Avusturyalı. Zaten düşündüğünüzde ikisi de aynı şey sayılır. Yarışmanın ikincisi Kolombiyalı Camilo Diaz oldu. Aynı Alexander gibi Pittsburgh Pro, Camilo için de ilk klasik fizik yarışması. Ama Camilo'nun hikayesi bambaşka. Kendisi 7-8 tane open kategori vücut geliştirme yarışması yapmış daha önce. Ama yeterli hacmi olmadığı için hiç 7.likten öteye gidememiş. O yüzden de kategori değiştirerek klasik fiziğe geçmeye karar vermiş. Zaten ilk denemesinde ikinci olmuş olması da iyi bir karar verdiğinin göstergesi. Yarışmanın üçüncüsü ise neredeyse her gün fizik güncellemesi paylaşarak Pittsburgh Pro için yaptığı hazırlığı çok şeffaf bir şekilde paylaşan ve bu yarışmanın da favorilerinden biri olarak görülen İngiliz Neil Curry oldu. Neil'in bence ön bacakları ve bisepsleri dışında neredeyse her bölgesinin biraz daha gelişime ihtiyacı var. Özellikle göğüs, omuz ve arka bacak konusunda ciddi bir hacim eksikliği söz konusu rakiplerine göre. Ayrıca arkadan çift biceps pozunda sırtı çok detaylı olsa da kanatlarının biraz daha genişliğe ihtiyacı olduğu aşikar. Tabii ki klasik fiziğin boy kilo limitleri çerçevesinde kalırken bu kadar çok gelişim yakalayabilmek mümkün mü değil mi? Onu da zamanla göreceğiz. Kendisi Milos Sarcev'in atleti, o yüzden kondisyon konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ama ne kadar kondisyonlu olursan ol, bazı yapısal eksiklerin önüne geçemiyorsun. O da bir gerçek. Çok fazla takip edeni ve merak edeni bulunmadığı için videolarımda kadın kategorilerine çok yer vermiyorum. Ama 2022 Pittsburgh Pro'nun bikini kategorisi de gerçekten yıldızlar geçidi gibiydi. Hani Colpacino da Sabri abi içerisi Şampiyonlar Ligi gibi diyor ya, hakikaten Şampiyonlar Ligi gibiydi. Tabii öncelikle eminim ki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bikini kategorisinde hakemler ne bakıyor, ne arıyor, neye bakıyor? Ben bunu gittim bizzat IFBB Pro Lig'in oyun kitapçığından araştırdım. Öncelikle çok fazla bir kas kütlesi, aşırı kas kütlesi olmamalı. Kalça kasları yuvarlak ve dolu olmalı. Kalça ile arka bacak arasında belirgin bir ayrım bulunmalı. Omuz başlarında çok aşırı olmayan hafif bir yuvarlak görüntü olmalı. Sonuncusu ise karın kasları formda ve sıkı olmalı. Artık kuralları da bildiğimize göre hemen kısaca ilk üçe gören sporculara bakabiliriz. Yarışmanın üçüncüsü Janet Layuk oldu. Janet 2020 Bikini Olimpiya şampiyonuydu ve bu zaferi elde ettikten sonra podyumdan yaklaşık 1,5 sene uzak kaldı. Hiç yarışmadı. Geri dönüş şovu olarak da 2022 Pittsburgh Pro'yu seçti ama sonuç beklediği gibi olmadı. Yarışmanın ikincisi bikini kategorisinin efsanesi Ashley Caldwell oldu. Ashley'nin 3 tanesi Olimpiya şampiyonluğu olmak üzere toplam 33 tane IFBB Pro League birinciliği var ve bu onu IFBB Pro League tarihinin en çok yarışma kazanan sporcusu haline getiriyor. Peşinden ise 28 şampiyonlukla Dexter Jackson geliyor. Yarışmanın şampiyonu ise bu sene Arnold Classic'i de kazanan Loreli Chapados oldu. Loreli geçtiğimiz yıl Bikini Olimpiyada'da ikinci olmuştu. Yani artık kendisinin yenmesi gereken sadece bir isim var. O da 2021'in Bikini Olimpiya şampiyonu Jennifer Dory. Ben Loreli'nin Aralık ayında onu da yenerek bu kategorinin tepesine çıkacağını ve artık yaptığı işte bir numara olacağına inanıyorum. Bu kategoriye bu kadar yabancı amatör bir göz olarak bile fiziksel olarak bu potansiyelin olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Bu arada kendisi yakın zamanda hayatını kaybeden 2018 Mr. Olympia Sean Roden'ın eski kız arkadaşıdır. Bu gereksiz bilgiyi de vermeden geçmek istemedim. Pittsburgh Pro'nun en bilinen özelliği dünyanın en tanınmış vücut geliştirme sporcularının guest poser, yani misafir pozcu olarak performans sergilemeleridir. Çünkü yarışmanın organizatörü NPC'yi kuran kişi olan ve şu anda da IFBB Pro Lig'in başkanı olan Jim Mannion'dır. Yani hiçbir sporcunun onu kırabilme şansı yoktur, tahmin edeceğiniz üzere. Aslında Big Ramy de
bu yarışmada performans sergileyeceğini söylemişti. Sebebini bilmiyorum ama yoktu. Onun yerine Derek Lansford, Nick Walker, Hunter Labrada ve Brandon Curry vardı. Bu guest posing sırasında dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Öncelikle Brandon Curry ile başlayayım. Kendisi gözüme en küçük ve en az etkileyici gelen isim oldu. Halbuki kendisi daha yeni Arnold Classic'i kazandı. Geçen sene Mr. Olympia'da da Big Ramin'in arkasından ikinciydi. Yani dünyanın en iyi ikinci vücut geliştirme sporcusu konumunda aslında teknik olarak. Ama biliyorsunuz Brandon Curry'nin en zayıf noktası bacakları ve yanındaki 3 sporcunun da dev gibi alt vücutları olunca maalesef bu zayıflığını saklayamadı. Üst vücudunun da her zaman o alışık olduğumuz o dolu yuvarlak görüntüsü yoktu. Ama Brandon Curry'nin de hakkını yememek lazım. Kendisi daha yeni Mart ayında Arnold Classic'te yarıştı. Yani muhtemelen şu anda tüm destek ürünlerini bıraktı. O temizlenme sağlık safhası denilen dönemde. O yüzden yarışmada olduğu gibi büyük ve etkileyici gözükmemesi bence son derece normal. Mutant Nick Walker lakabına çok uygun bir görüntü sergiledi. Gerçekten aşırı büyük gözüküyordu. Devasaydı. Benim dikkatimi çeken ise şu oldu. Kendisinin Instagram'da paylaştığı özellikle önden çift biceps poduna baktığınız zaman belinin ne kadar şaşırtıcı derecede dar gözüktüğüne siz de dikkat etmişsinizdir. Ama bu yarışmada çekilen gerçek fotoğraflara baktığınız zaman hiç durumun Instagram'dakiyle alakası yoktu. Yanlış anlaşılma olmasın, bunu Nick'i kötülemek için söylemiyorum. Ben Nick'i beğenen, destekleyen ve yakın bir gelecekte çok başarılı olacağına inanan isimlerden biriyim. Zaten 1.70 boyunda ve 130 kilogram ağırlığındaki birinin de normal şartlarda böyle gözükmesi gerekir. Benim burada söylemeye çalıştığım şey Instagram'daki, sosyal medyadaki fotoğraflara fazla bel bağlanmaması. O fotoğrafların podyuma birebir yansıyacağı gibi yanlış bir düşünceye kapılınmaması. Hunter Labrada'nın Mr. Olympia'yı bir sıra önünde bitirdiği Nick Walker gibi sürekli büyüme peşinde koşmadığı zaten off-season'ın ortasındaki bu görüntüsünden belli oluyor. Bence Hunter hacim için estetik hatlarından ödün vermek istemiyor. Tabii ki bu kararın arkasında bence gelmiş geçmiş en estetik vücutçulardan biri olan Lee Labrada'nın oğlu olmasının da büyük etkisi vardır. Soyadın Labrada'ysa ve bir profesyonel vücut geliştirme sporcusuysan ortalıkta su aygırı gibi dolaşma şansının olmadığını düşünüyorum. Hunter Labrada'nın görüntüsü gerçekten çok iyi ama 2022 Mr. Olympia'da ilk 4'teki yerini koruyabilecek mi diye bir şüphe içerisindeyim açıkçası. Çünkü en az onun kadar estetik ama daha uzun, daha geniş ve daha hacimli bir vücutçu şu anda ciddi bir yükselişte. Kim o derseniz İngiliz Samson Dowd'a. Tabii ki sizi de olduğu gibi beni de bu guest posing'de en çok etkileyen ve açıkçası en çok şok eden Derek Lansford'un görüntüsü oldu. Derek muhteşem gözüküyordu, devasa gözüküyordu. Hatta hayatım boyunca gördüğüm en iyi off-season vücudu olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Derek Lansford'un ağırlığı sanki bir devlet sırrıymış gibi saklanıyor. Ama yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kendisinin 250 pound'un yani yaklaşık 115 kilogramın üzerinde olduğu söyleniyor. Koçu Honey Rambot gerçekten kendisine ne yediriyor, ne içiriyor, ne protokoller uyguluyor bilmiyorum ama işe yaradı. Ortada beraber çalışmaya başladıkları bu kısa sürede Derek Lansford gerçekten evrim geçirdi. En son videomda eğer %100 kondisyonla gelmeyi başarırsa Derek Lansford 212 pound Olimpiyada en çok zorlayabilecek ismin Keon Pearson olacağını söylemiştim. Ama şimdi bu görüntüye bakınca herkes gibi benim de Derek'in 212 poundla devam edip etmeyeceğine dair büyük şüpheler oluşuyor. Çünkü bakın daha Mr. Olympia'ya 7 ay var ve bir off-season vücutçusu için harika bir kondisyonda şu anda Derek. Diyelim ki kaynaklar doğru söylüyor, kendisi 115 kilogram civarı, 212 poundla yarışabilmek için 20 kilogram vermesi lazım. Bu da ciddi miktarda bir kas kütlesinden ödün vermesi, bu kas kütlesini israf etmesi anlamına geliyor. Şu bir gerçek ki Derek'in kaderinde open'a geçmek var. Çünkü büyümesini kontrol etmekte zorlandıkları kesin, bu çok rahat bir şekilde görülebiliyor.
Benim iddiam Derek Open kategori Mr. Olympiyası'nda daha ilk denemesinde rahatlıkla ilk 5'e girmeyi başaracaktır. Baktığınız zaman Mr. Olympia tarihine 212'den gelip Open kategoride yıllarca ilk 3'e giren isimler var. Bunlardan en ünlüleri Hadi Çopan ve William Bonac ve dürüst bir şekilde baktığınız zaman Derek Lansford'un genetiği, vücut yapısı, şekli bu ikisinden de kat kat iyi. Son birkaç gündür İspanya'nın Santa Susana şehrinde IFBB Amatör Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Ve ben de tabii ki bir vücut geliştirme habercisi olarak sonuçları takip ediyorum. Bu yarışmada en çok dikkatimi çeken kişi fotoğraflarda gördüğünüz men's fizik sporcusu Isaac Ebagnilin oldu. Isaac hem gençlerde hem de büyüklerde overall şampiyonu oldu. Yani kelimenin tam anlamıyla men's fizik kategorisinde Avrupa Fatihi oldu da diyebiliriz. Bu arkadaşı özellikle paylaşmak istedim. Çünkü bizim ülkemizde genetik kavramını küçük gören, çalışarak her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanan hayalperest bir kitle olduğunu fark ediyorum. Bakın, istediğiniz antrenmanı yapın, istediğiniz beslenme programını, ilaç kürünü uygulayın. Allah vergisi genetiğiniz olmadığı takdirde Isaac Ebagnilin gibi bir şekle ve yapıya sahip olmanız kesinlikle söz konusu değil. Eğer ki vücut geliştirmede kariyer planlıyorsanız, bu sporda adalet kavramı olmadığını kesinlikle kafanıza kazımanız lazım. Bunu erkenden kabul ederseniz yarışmacılık hayatınız boyunca da akıl sağlığınızı çok daha iyi muhafaza edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.